Türkiye'nin denizaltılardan balistik füze fırlatacağı günler yaklaşıyor. Türk savunma sanayinin öncü kuruluşlarından Roketsan, yerli denizaltı projesi Milden için geliştirilen dikey lançer sistemi Midlas'ın denizaltı konfigürasyonunu ilk kez kamuoyuna tanıttı. Peki bu ne anlama geliyor? Artık Türk denizaltıları sadece derinliklerde saklanmayacak, aynı zamanda karadaki hedefleri dakikalar içinde vurabilecek birer stratejik vurucu güç haline gelecek. Midlas, hem seyir füzeleri hem de kısa menzilli balistik füzelerle kullanılabilecek. Bu da Türk Deniz Kuvvetleri'nin caydırıcılığını tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Roketsan Fırlatıcı Sistemler Müdürü Mustafa Özdemir'in 12. İnci Deniz Sistemleri Seminerinde yaptığı sunuma göre sistem. Atmaca Um Kara Saldırı Füzesi, Atmaca Gemi Savar Füzesi ve en dikkat çekeni, Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füzesi kullanılabilecek. Atmaca Um, kara hedeflerini 400 kilometre mesafeden vurabiliyor. Ancak asıl sürpriz, gezgin seyir füzesinin ilerleyen dönemde sisteme entegre edilmesi planlanıyor. Bu füze çok daha uzun menzilli bir çözüm olacak. Tayfun balistik füzesinin denizaltılardan fırlatılabilir hale getirilmesi tüm bunların ötesinde. Bu amaçla füzenin katlanabilir kanat yapısı ve VLS uyumlu gövde boyutları gibi teknik değişiklikler gündemde. Balistik füzeler seyir füzelerine göre hedefe çok daha kısa sürede ulaşabiliyor. Bu da ani müdahale gereken durumlarda kritik bir avantaj demek. Roketsan'ın geliştirdiği bu sistemin, Güney Kore'nin KSS-4 denizaltılarındaki Huyunmo-4, 4 balistik füzelerine benzetilmesi de dikkat çekici. Türkiye bu alanda, Çin, Pakistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin izinden gidiyor ve dünyadaki eğilimlerle paralel bir gelişim gösteriyor. Milde'nin bu yeni kabiliyeti, Türk donanmasını bölgesel bir deniz gücünden, stratejik caydırıcılığı olan küresel bir aktöre dönüştürebilir. Bu gelişme sizce Türkiye'nin savunma doktrinini nasıl değiştirir? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zil butonunu açmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.